Merhaba, Tohumu Vakfı tarafından düzenlenen online seminerler dizisine hoş geldiniz. Başlamadan önce ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bugün gerçekleşecek olan seminerimizle ilgili sorularınız oldukça Zoom uygulamasının alt barında bulunan Q&A butonuna tıklayarak sorularınızı yazılı olarak iletebilir. Facebook'tan takip eden katılımcılarımız ise sorularını yorumlar kısmına post edebilirler. Son 15 dakika soru cevap yapılacak ve sorularınız konuşmacımıza sorulacaktır. Bugün konuğumuz Özel Tohum Vakfı Özel Eğitim Okulu Okul Eğitim Direktörü Hayal Korkmaz. Hoş geldiniz Hayal Hanım. Hoş bulduk. Merhaba herkese. Kendisi bugün bizlere problem davranışlarla başa çıkma, vaka örnekleri konusunu anlatıyor olacak. Peki Hayal Korkmaz kimdir? Kendisiyle ilgili biraz bilgi vermek istiyorum. 1984 İstanbul doğumlu olan Hayal Korkmaz, 2007 yılında Boğaziçi Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği bölümünden mezun olmuştur. Mezun olduktan hemen sonra Özel Tohum Vakfı Özel Eğitim Okulu'nda çalışma hayatına başlamış. 5 yıl boyunca eğitimci, formatör eğitimci, eğitim koordinatörü görevlerinde yer almıştır. 2012-2014 yılları arasında Kıbrıs'ta yaşamış ve bir özel eğitim merkezi kurum müdürlüğü görevini üstlenmiştir. 2015 yılında yeniden Tohum Otizm Vakfı Özel Eğitim Okulu'nda eğitim koordinatörü olarak görevine geri dönmüştür. 2018 yılından itibaren ise eğitim direktörlüğü görevini üstlenmektedir. Geçtiğimiz Eylül ayında Amerika'nın New Jersey eyaletinde bulunan Princeton Çocuk Gelişim Enstitüsü, kısa adıyla PCDI'da 3 ay süren ileri düzey direktörlük eğitimini başarıyla tamamlamıştır. 2019 güz döneminden itibaren İstanbul Medeniyet Üniversitesi Erken Çocuklukta Özel Eğitim Yüksek Lisans Programı'na devam etmekte olan Hayal Korkmaz, evli ve bir çocuk annesidir diyerek ben sözü Hayal Hanım'a bırakıyorum. Kolay gelsin. Teşekkürler, kolay gelsin. Ben ekranımı paylaşayım. Oldu diye düşünüyorum. Evet, ekran geldi. Tamam. Herkese merhaba. Bugün problem davranışlarla başa çıkma stratejileriyle ilgili konuşacağız biraz. Geçmiş seminerlerde ve webinarlarımızda Seray hocamız ve Özlem hocamız gerçekten bu konuda çok güzel değindiler. Teşekkür ediyorum ben de buradan kendilerine. Bugün ben biraz daha önerilere yoğunluk vereceğim. Tabii öncelikle tanımdan, nelere sebep olduğundan başlayacağım tabii. İlerleyen süreçte örnekler, öneriler, neler yapabiliriz? Bunlardan bahsediyor olacağız. Tabii ki de ilk başta başlamadan şunu söylemek istiyorum. Problem davranışlarla ilgili tek bir doğru yok. Yani aynı problem davranış farklı çocukta farklı şekilde üstesinden gelinebilir. O yüzden deneyimlerimizle, araştırmalarla bunu uzmanlığımızla üstesinden geleceğiz. Tabii bu ailelerin işin içinde olması gereken bir süreç. Ailelere burada çok ihtiyacımız var. Gerek beceri öğretiminde olduğu gibi problem davranışların üstesinden gelmede de daha önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü çok büyük zamanlarını ailelerimizle geçiyor çocuklar. Bizler eğitimciler olarak onları yönlendiren kişiler olacağız tabii. Ama ailelerin bu süreçte sabırlarına, özverilerine ihtiyacımız var. Zaman alan süreçler olabiliyor maalesef. Çünkü ortada olumsuz davranışlar var ama bizlerin çocuklarımıza olumlu yaklaşarak, yani olumlu yaklaşarak derken çözebileceğiz şeklinde. Yani bunu kabul edip, problem davranışların olduğunu kabul edip nasıl çözebiliriz, neler yapabiliriz, uzmanlarla işbirliği içinde olup, kafa yorup, düşünüp, iyi gözlem yapıp, hep birlikte birbirimize destek olup bunları çözüyor olmamız gerekiyor. Çocuklarımızı çok iyi tanıyarak tabii diyerek başlamak istiyorum. Problem davranışları nasıl tanımlıyoruz? Ne bakalım. Bireyin öğrenmesine engel olan sosyal ilişkileri ve etkileşimi olumsuz etkileyen, kendisine ve başkalarına zarar veren davranışlar olarak tanımlanıyor. Burada tabii ki de öğrenmesine engel olması çok önemli. Yani var olan süreçlere dahil olmasını engelliyor. Okul bunu çok etkiliyor. Tabii ki de otizmin çok önemli etkilediği bir alan. Sosyal ilişkiler, etkileşim. Bunu da olumsuz etkiliyor bu davranışlar. Yok pardon. Kendisine ve başkalarına da zarar veriyor. Ciddi anlamda. Nelere neden oluyor? Yeni beceriler öğrenmesine. Az önce de söylediğim gibi çocuğun yaşına uygun repertuarına yeni beceriler katmasına engel oluyor maalesef. Var olan becerilerini kullanmasına engel oluyor bu davranışlar. Bu ne demek? Repertuarında var olan davranışlar, yani bu çocukta bu mevcut olan davranışları gösterememesine sebep olabiliyor. Biz eğer problem davranışının üstesinden gelirsek, repertuarında olan davranışları kullanabilir hale getirebiliriz. Bir diğer önemli etki alanı günlük hayata katılımını etkiliyor. Bireyin ve ailesinin dolaylı olarak. Yani tabii ki
ailelerimizden bu kadar yıl çocuklarla çalışıyorum ve ailelerimizden duyduğum şeyler genelde benzer. Akraba ziyaretine gidemiyoruz. İşte kuzeninin doğum günü var. Sadece 5 dakika kalıp çıkıyoruz. Alışverişle birlikte gidemiyoruz. Çok basit markete dahi gitmekte zorlanıyoruz gibi. Yani günlük hayata katılımda ciddi anlamda olumsuz etkileyebiliyor çocuklarımızı. Tabii doğal olarak sosyal ayrışma, dışlanma yaşayabiliyorlar. Bunlar okul ortamında olabilir. İşte farklı sosyal ortamlarda olabilir. Okula kabulleriyle ilgili problemlerimiz var. Umarım ilerleyen süreçlerde bunları üstesinden geliyor olacağız. Bu konuda hani yerleştirme eğitimiyle ilgili güzel gelişmeler oluyor. Dışlanmalarına sebep olabiliyor tabii problem davranışlar. Eğitimleri ya da mesleki eğitim üzerindeki etkileri var. Yani bunlar çocuklarımız büyüyor ve ilerleyen süreçlerde mesleki eğitimlerin üzerinde de olumsuz etkilerini görebiliyoruz. Problem davranışlar fiziksel açıdan olanlar doku hasarları karşılaşabiliyoruz. Literatürde de bu şekilde geçiyor ve kendi kendini sakatlamaya kadar gidebiliyor maalesef bu problem davranışlar. Öncelikle bir davranışın problem davranış olup olmadığını biraz anlamak için birkaç soru sormamız gerekiyor kendimize. Davranış çocuğa zarar veriyor mu? Diğerlerine zarar veriyor mu? Etrafındakilere zarar veriyor mu? Öğrenmesini etkiliyor mu? Ve tabii topluma katılımını engelliyor mu? Şeklinde bu 4 soruyu sormamız gerekiyor. Ve bir an önce harekete geçip bu problem davranışla ilgili ne yapmamız gerekiyor? Buna bakmamız gerekiyor. Tabii burada çocuğun günlük hayatını olumsuz şekilde etkilemesi de önemli. Yani günlük rutinini etkiliyor mu? Çocuk ağlıyor. Ne kadar süreyle ağlıyor? Ne için ağlıyor? İşte bir şey siz çocuğunuza bir şey almadığınızda kendini yere atıyor, ne kadar süreyle kalıyor ve siz gitmeniz gereken yere ne kadar süre geç gidiyorsunuz gibi. Yani günlük hayatını ne kadar olumsuz etkiliyor? Bunları hep düşünmek gerekli. Şimdi problem davranışlar tüm diğer davranışlarımız gibi belli bir sonuç için ortaya çıkıyor. Yani bir şey elde etmemiz gerekiyor o davranıştan. Bizim diğer davranışlarımız da hep bir amacı vardır. Problem davranışlar da aynı diğer davranışlarımız gibi bir sonuca ulaşmak için sergileniyorlar. Yani bu aslında belirli bir işleve hizmet etme durumu. Bir neden ortaya çıktığını anlamak için işlevini belirlememiz gerekiyor. Neden ortaya çıkıyor bu davranışlar ve bu davranış aslında bireye ne açıdan nasıl hizmet ediyor? Çocuk bundan ne elde ediyor? Bunu anlamamız mutlaka gerekli. O problem davranışın üstesinden gelebilmek için belirli stratejiler geliştireceğiz. Bu stratejileri anlamamız için davranışların işlevlerini mutlaka anlıyor olmamız gerekiyor. Davranışın işlevlerine bir bakalım. İlgi ve nesne elde etme işlevi. Bu sahip olma, bir şeylere sahip olma. Hepimiz için bu geçerli. Şeylere sahip olmak için davranışlar sergileriz. Duysal uyaran elde etme ve kaçma. Yani bazı şeylerden uzaklaşma, kendini geri çekme gibi. Şimdi bunlara bakalım. İlgi ve nesne elde etme. Bazı problem davranışlar çocuklar tarafından herhangi bir nesne, istedikleri bir nesne, ilgi, oyuncak, etkinlik, neyse bunları elde etmek için ortaya çıkabilir. İşte ağlayarak işte annesine şeker aldırma gibi. Bazı kalıplaşmış davranışlar olabiliyor. Ya da bir ilgi elde etmek için de olabilir. Yani annesinin ilgisini çekmek için, öğretmeninin sınıf içine dikkatini çekmek için ortaya çıkabilir. Ve bu problem davranışlar sonunda da aslında istedikleri yiyeceğe, etkinliğe, oyuncağa elde edebilirler. Bu konuda tabii çok dikkatli olmamız gerekiyor. Şunu söyleyebilirim. Buradaki yapmamız gereken şey eğer çocuk olumsuz bir davranış eşliğinde bazı şeyler istiyorsa ve biz ulaşmasına izin veriyorsak ilerleyen süreçlerde bu davranışın tekrarlanma olasılığı çok yüksek ve aslında bu çocuk bunu alışkanlık haline getiriyor ve size bu davranışı yaptırmak için problem davranışı sergilemeye devam ediyor. Burada yapmamız gereken önceki sunumlarda hocalarımız da söylediği gibi kararlı olup eğer bir şeye hani hayır diyeceksek gerçekten o hayır olmalı ve onun sorumluluğunu bizim kendimiz almamız ve ona göre ilerleyen süreçlerde plan yapmamız gerekiyor. Duysal uyaran elde etme ise, şimdi bazı davranışlar, bazı problem davranışlar sonucunda çocuklarımız duysal olarak geri bildirim elde ediyorlar. Yani işte kulaklarını kapatarak oradaki basıyla bir
geri bildirim alıyor bir duyusal olarak ve bu ona haz veriyor olabilir. İşte sallanma olabilir, ellerini oynatma olabilir. Yani duyusal anlamda bir girdi sağlıyor aslında vücuda. Genelde bu davranışlar çocuk tek başınayken ortaya çıkar. Yani demin ki aslında ilgi elde etme dediğimizde mutlaka o davranışın çevresindeki kişiyle bir ilişkisi var. Yani annesi ona baksın bir şey desin diye ortaya çıkabiliyor. Ya da öğretmenin sınıfta onu uyarsın diye ortaya çıkabiliyor. Burada aslında vücudun kendisiyle yani bir duysal anlamda bir içsel uyaran elde etmek için olduğu için çocuk tek başınayken ortaya çıkıyor genelde ve otomatik olarak pekiştirilmiş davranışlar diyebiliriz. Davranış kendi kendine pekiştiriyor ve o duysal uyaranı elde ettikçe bu davranış daha da fazla tekrarlanıyor. Aslında demin verdiğim örnekte yani siz çocuk ağladığında şeker alırsanız ona her ağladığında şeker verileceğini düşünüyor, ona göre davranıyor olabilir. Burada da kulaklarını kapadığında o hazzı aldıkça aslında o davranış artmış oluyor. Yani kulaklarını kapama davranışı artıyor. Burada ekleyebileceğim şey farklı ortamlarda da aynı oranda gözükebiliyor. Yani bir farklılık görmeyebilirsiniz farklı ortamlarda. Çünkü tamamen vücudun yani bireyin kendisiyle ilgili otomatik olarak bir davranış olduğu için. Ve çocuk etrafındaki kişiyle meşgul değil. Daha fazla kendi içine dönük. Çok pardon. Otizmin o gerçekten kendini belli ettiği semptomların arasında işte sallanma, parmaklarını gözünün önünde oynatma gibi bu davranışlar görülebilir duyusal uyaran elde etmek için. Bunlarla ilgili ilerleyen süreçlerde neler yapabiliriz göreceğiz. Üçüncü işlev kaçma. Bu kaçma kaçınma olarak da geçiyor. Burada çocuk hoşa gitmeyen, kendisine zor gelen, sevmediği etkinliklerden kaçıyor olabilir, taleplerimizden kaçıyor olabilir. Yani biz onunla sonuçta çocuklar bizimle işbirliği yapmaları gerekiyor. Bizim onların hayatını kolaylaştırmamız, hayatını organize etmemiz için bazı onlara yönergeler sunuyoruz, bizimle işbirliği yapmalarını istiyoruz. Bu gibi şeylerden kaçabilirler. Yani kendilerinin istediği olması için bunlara uyum göstermek istemeyebilirler. Bu da tam anlamıyla kaçma oluyor. Herhangi bir sosyal etkileşiminizden kaçma olabilir. Yani küçük 3 yaşında bir çocuğa çocuğunuzu gıdıklamak istiyor olabilirsiniz. Bu davranıştan kaçma olabilir. Ya da belirli bir kişiden kaçma olabilir. Ya da burada bir ağrı acıdan kaçma olabilir. Yani aslında orada bir fizyolojik bir sıkıntı olabilir. Yani çocuk kulaklarını kapatıyor. Sadece duyusal, demin konuştuğumuz duyusal anlamda bir uyaran elde etmek için olmayabilir. Burada çocuk kulağındaki ağrı sebebiyle kulağına bası uygulamak istiyor olabilir. O acıdan kaçmak için aslında. Nasıl taleplerimizden kaçmak için bir davranış sergiliyorsa burada da aslında o ağrıdan ağrıyı yok etmek için kulağına bastırma olabilir. İşte karnı ağrıyorsa kıvrılarak kendi yere atma olabilir. O yüzden bazı davranışlarda ileride de göreceğiz. Fizyolojik bir sorun var mı? Bunu mutlaka bir bakmak, bu yönde önce bir değerlendirme yapmak gerekebilir bazı durumlarda. Ki o aklımızdaki o şeyi eleyip davranışsal anlamda ne yapabiliriz, ona bakalım. Şimdi işlevleri nasıl belirliyoruz? Burada problem davranış öncelikle belirliyoruz. Yani bizim için o başta konuştuğumuz soruları sorduk ve bir davranışın bu çocuğumuz için problem davranış olduğunu belirledik diyelim. Çeşitli tekniklerle veri topluyoruz. İşte ailesiyle görüşebiliriz öğretmensek, anne babaysak zaten kendimiz biliyoruz tüm yaşantımızı. Ve bir kayıt yapıyoruz. Yani ÖDS kaydı, birazdan ondan bahsedeceğim. Öncül davranış ve sonuç kaydı. Çok basit ve herkesin yapabileceği bir kayıt. Ve bu tekniklerin sonucunda işlevi belirleyebiliyorsak uygulama planlayacağız. Şimdi burada aslında bugün anlatacağım şeyler teknik terimlerden mümkün olunca kaçmaya çalışacağım. Daha pratik günlük hayatta neler yapabiliriz ve ailelerimizin hayatını nasıl kolaylaştırabiliriz bu açıdan birazcık sunumumu hazırladım. Ama öğretmenlerin de çok faydalanacağını düşünüyorum. Bunlar yıllardır uyguladığımız deneyimler ve literatürle birlikte aslında karışık bir şey hazırladım. Şimdi öncül davranış sonuç kaydına bakacak olursak bu ÖDS kaydı ya da ABC kaydı da denebiliyor. Davranış var ortada. Davranışın hemen öncesinde ne oldu? Davranış neydi? Ve davranışın sonrasında ne oldu? Yani biz ne yaptık o davranıştan sonra? Ya da bir şey yapmadık mı? Gibi. Yani bu üç kategoride kayıt ediyoruz. Şöyle gösterebilirim örnek. Ortamı yazabilirsiniz. Sınıf ortamı, sınıf girişi demiş. Şimdi
Davranışın öncesinde ne olmuş? Batuhan konuşamadığı için annesine bir şeyler söylemek istemiş. Annesi Batuhan'ı dinlememiş ve gitmeye hazırlanmış. Sınıftan dışarı gitmeye hazırlanmış. Davranış neymiş? Anne, anne diye direkt ağlamaya başlamış Batuhan. Daha çok ağlamaya başlamış. Ayağındaki terliği çıkarak kapıya doğru fırlatmış. Bir ara susmuş. Daha sonra daha da bir güçlü bir sesle yine yatarak ağlamaya başlamış. Davranışı tam gördüğümüz şekliyle yazıyoruz. Yani oraya bir hani işte huysuzluk yaptı, mutsuzdu gibi. Yani bu tarz şeylerden uzak ne gördüysek tam gözlediğimiz şekilde yazmak. Davranışın sonrasında ne yaptı annesi? Annesi ne demiş? Ben gidiyorum Batuhan demiş. Ve ardından da bir veli ve öğretmen niye ağlıyorsun ağlama Batuhan diye çocukla ilgilenmiş. Böyle bir kayıt. Bu bir episod, bir durum. Tüm bu davranışın yani bu yere yatma ve ağlama davranışı diyelim belirlediniz. Bu davranışı her gördüğünüzde bu şekilde kaydediyorsunuz ve aslında sonra genellikle işte 2-3 gün kararlı bir veri alalım şeklinde kayıt yapabilirsiniz ama eğer bu yeterli gelmiyorsa bir hafta boyunca da alabilirsiniz. Ve ondan sonra aslında bunu okuyup bu davranış ne zaman yani neden sonra çıkıyor ve sonrasında ne yapıyoruz? Yani aslında burada eğer bu davranış devam ediyorsa demek biz bir şeyleri değiştirmemiz gerekiyor. Yani davranışın sonrasını değiştirmemiz gerekiyor ya da davranışın öncesini değiştirmemiz gerekiyor. Ki bu davranış ortaya çıkmasın. Biraz onları konuşacağız bugün sunumda ama daha çok bugün davranışın öncesinde biz neler yaparak bu davranışların ortaya çıkmamasını sağlayabiliriz. Onları konuşuyor olacağız. Öncüle dayalı uygulamalar diyebiliriz. Mary Barber'a Sözel Davranış kitabında sonda göstereceğim yararlandığım kaynağı. Şöyle bir cümlesi var çok hoşuma gitti. Unutmayın ki zamanınızın %95'ini problem davranışı önlemekle geçirmelisiniz diyor. Yani problem davranış ortaya çıkmaması için yoğun olarak ne tür önlemler alabiliriz? Bunu düşünmemiz gerekiyor. Tabii ki de davranış çıktıktan sonra neler yapacağımız çok büyük önem taşıyor. O yüzden kayıt ediyoruz zaten davranışın sonucunda da ne yaptığımız. Ama biz hep düşüneceğimiz şey bu davranışı önlemek için, ortaya çıkmamak için ne yapabiliriz? Buradaki aslında önemli durum şunun olduğunu düşünüyorum. Yani bu davranış ortaya çıktıkça aslında pekişiyor ve aslında çocuğun iyice bu davranışlar kalıplaşmış hale gelebiliyor çocukta. O yüzden önleyerek olumlu stratejilerle neler yapabiliriz? Onlara bakalım. Evet, bahsettiğim gibi problem davranış önleme üzerine öncüle dayalı uygulamalar yer alıyor literatürde. Ne demek bu öncüle dayalı uygulamalar? Davranışın hemen öncesinde aslında meydana gelen olay, durum ya da herhangi bir uyaran bunlara müdahale etme yöntemimiz. İşte demin neydi? Annesi ben gidiyorum dedi sonra ağlamaya başladı gibi. Yani bu ne oldu? Hemen öncesinde annesi ben gidiyorum dedi. Ya da işte çocuğa soru sordum. İşte dedim ki parmağını göster dedim. Kendini yere attı. Bir baktım böyle kayıt ettim. Her bir şey sorduğumda çocuktan bir şey istediğimde yere atıyor kendini. Ne yapabilirim? Davranıştan önce ne yapıyorum ben? Bir talepte bulunuyorum. O taleplerimle ilgili ne yapabilirim? Oraya nasıl müdahale edebilirim ki bu davranış çıkmasın ve ben çocuğa olumlu şekilde yaklaşayım. Başta da söylediğim gibi problem davranışlar, olumsuz durumlar. Ama biz bu olumsuz durumlara yetişkinler ve uzmanlar olarak olumlu yaklaşmak için neler yapabiliriz? Onları düşünmemiz gerekiyor. Şimdi örneklere başlayalım. Birinci örneğimde Efe var. Efe 3 yaşında. Bir ay önce otizm spektrum tanısı almış. Konuşma becerileri henüz gelişmemiş. Tuvalet eğitimi yok. Göz kontağı kurma, adına tepki verme becerisi zayıf. Yaşına uygun materyalleriyle meşgul olmakta zorlanıyor. Etrafında dönme davranışı yoğun. Televizyonda sevdiği bir çizgi film var. Annesi açmadığında ya da bunu sona erdirdiğinde uzun süren ağlama davranışı var. Evde annesi Efe ile ilgileniyor ve henüz özel eğitim desteği almıyor. Şimdi bu tarz durumlarda ailelerim soruyor ne yapabilirim? Henüz özel eğitim desteğini almıyoruz gibi. Burada aslında odaklanacağımız nokta yeni bir tanı var. Henüz çocuğun bazı şeylerle meşgul olma davranışı zayıf, göz kontağı zayıf, ana tepki verme ve yönergeleri takip etmekte zorlanıyor. Ve çok sevdiği bir şey var televizyonda çizgi film. Ve annesi bunu açmadığında ya da açtıktan sonra sona erdiğinde ciddi ağlama davranışı oluyor. Bunun için
ne yapabiliriz? Şimdi baştan beri konuşuyoruz değil mi? Problem davranışının işlevini bulmamız gerekiyor. Şimdi burada işlevini, yani ABC kaydı aldık, ÖDS kaydı ve işlevini nesne talep etme olarak belirlemiş olduğumuzu düşünüyorum. Yani burada Efe televizyon izlemek için, bunu nesne talep etme olarak adlandırabiliriz. Televizyonu izlemek için bu ağlama davranışını sergiliyor diye ortaya çıktı bu kayıtlarımızda. Burada önleyici bir strateji olarak Efe'nin televizyonu nasıl isteyeceğini öğretmek bir önleyici bir strateji olabilir. Yani bu istek bildirme olarak literatürde yerini alıyor. Çocuğa isteklerini uygun bir dille, uygun şekilde ifade etmesini öğretmemiz gerekiyor. Efe 3 yaşında henüz konuşma beceri gelişmemiş. Sadece sözel olarak olmasa da, sözel olmayan iletişim yoluyla da isteklerini bildirebilir ağlamak yerine. Ama burada aslında Efe'nin öğrendiği, ben ağladığımda annem televizyonu açıyor ya da kapatmaya çalıştığında ben ağladığımda kapatmıyor. Ben demek ağlayarak bunu elde edebilirim. Ama isteğini uygun şekilde ifade etmeyi öğretirsek ağlama yerine bu istek bildirme davranışını koymuş olacağız diye düşünüyorum. İstek bildirmeyi nasıl öğretiyoruz? Bununla ilgili bir önerim olacak. Şimdi burada üç görsel görüyorsunuz. Diyelim Efe tam televizyon istemesini öğreteceğiz ama bundan önce aslında daha böyle somut, hani sürekli televizyon da tabii çok sürekli evde görebilir ama hani masa başına alıp çalışabileceğimiz bir uygulama şeklinde yapabileceğimiz, diyelim top seviyor, işte oyuncak ayısı var, ya bir de işte meyve atıştırmak, çilek çok seviyor. Bunları masanın üzerine koyduk. Çileği de böyle görünen bir şeyde koymak ve hani elini atıp onunla sürekli oynamaması için kapatabiliriz ağzını. Tabii bunları koyduğumuzda, bunlar sevdiği şeyler olduğunu düşündüğümüzde hemen ilgisini çekip yanımıza geldiğini düşünelim. Orada aslında eline attığı şeyi engelleyip bir durdurup orada işaret etmesini sağlayabiliriz. Yani işaret etmesi ve bize bakması için ona yardım edip yardım ettikten sonra ulaşmasını sağlayabiliriz. Ya da burada çok böyle minik böyle sesler çıkarabiliyorsa, topu gösterdiyse şeklinde ona model olarak bunu göstererek, ondan aynısını bekleyerek taklit edebiliyorsa beni ve onu ya da onu zamanla öğrenecektir dediğinde top deyip topa ulaştırabiliriz. Bu şekilde çalışmalar, yani gün içinde aslında bunu bir okuma öğretimi gibi, bir sayı öğretimi gibi yapmamız gerekiyor istek bildirmesini. Çünkü ağlayarak istemesin, davranışını değiştirmemiz gerekiyor. Ya da çocuk işte Rafa Adam Tayfa gibi bir çizgi film izleyecek diyelim telefonda, televizyonda. Bunun fotoğraflarıyla çalışabiliriz masa başında. Onun fotoğrafı, Lego fotoğrafı ve müzik dinleme fotoğrafı. Bu üç etkinliği de çok seviyorsa masada siz bir yapboz yaparken bu böyle bir tablo, bir pano hazırlayabilirsiniz. Orada kalabilir. Çocuk işte elini uzattığında belirli şeye, ya ne istiyorsun? İşte dedi televizyon. Hadi gel televizyon açalım gibi. Yani bu şekilde aslında konuşmayan çocuklara da fotoğrafları kullanarak istek bildirme ya da farklı sesleri, bazı fotoğraflarla birlikte sesleri kullanmasını isteyerek istek bildirmeyi öğretmek çok çok mühim. Daha hani henüz eğitime başlamasa da istek bildirme için gerçekten gün içinde çok fırsat var. Çünkü çocuklar sizlerden sürekli bir şeyler istiyor. Çekiştirerek istiyor, değil mi? Uzanıp almasınızı istiyor gibi. Bunları fırsata çevirebiliriz. Ama ekstra öğretim yapmamız gerekiyor. Devam ediyoruz Efe'ye. Burada şimdi ağlamaya ve öfke davranışı var. Şimdi önleyici olarak işte istek bildirmeyi öğrettik. Olumlu davranışları, ona olumlu şekilde istediğinde açtık televizyonu gibi. Ama baktık zor gidiyor ve ağlama davranışını engelleyemiyoruz ve çıkıyor ortaya. Burada tabii televizyona erişimini engellememiz gerekli. Yani eğer ağlayarak elde ederse bu davranış artacak, bunu konuştuk. O yüzden mutlaka o erişimi engellememiz gerekli. Evet, çok zor biliyorum. Daha da çünkü bu davranış artıyor. O yüzden burada da kararlı olup yani bir süre daha fazla ağlayabilir ama inanın orada aslında sizi test ediyor. Yani daha fazla ağlarsam annem belki televizyonu açabilir. Yani aslında orada kararlı olup bu zor biliyorum, çocuğunuzun ağlamasına dayanmak oldukça zor. Ama bu ona iyi gelecek. Yani bir süre bu davranışı buna sabırla yaklaşıp
Eğer açmadığınızı görünce bu davranış azalacak. Olumsuz davranış sırasında eğer sevdiği şeylere, bu televizyon olmayabilir, farklı bir şey olabilir, ulaşmasını sağlarsak kendiliğinden davranışı arttırmış oluyoruz aslında. Ne yapabiliriz bu durumda? Bir süre bekleme orada. Güvenliğinden emin olma. Kendi yere atma olabilir, işte duvarın yanındadır, duvara kafasını vurabilir gibi. Orada bir güvenliğinden emin olma onun ve sizin. Eğer böyle biraz sessiz olmaya başlarsa dikkatini başka bir şeye çekme. Ve o an sizinle işbirliği yapabileceğini düşünüyorsanız böyle bildiği bir yönerge, bir soru sorma. Aa, burnun nerede Efe gibi biliyorsa işte burnunu göster. Ya da hadi git topunu getir gibi bir yönergeyle öyle bir aslında kafasını o an bir dağıtmak. Ve sessiz olduğunda yine sizden televizyonu açmanızı uygun şekilde istemesi için ona yardımcı olmak. Çünkü hala istiyordur eminim. Demin o kadar ağladıysa televizyon açmanızı isteyecektir. O yüzden o panoyu hemen yanınıza yaklaştırıp "Aa, ne istiyorsun?" deyip televizyonun fotoğrafını gösterebilir size gibi. Yani aslında hemen yine o başa dönebilir ama burada sakin kalmak önemli. Ve o an çok fazla bir sözel davranıştan kaçınma bizim için aynı şekilde. Yani işte niye böyle yapıyorsun, niye ağlıyorsun? Çünkü orada çocuk ağlıyor ve yani biz kendimizi düşündüğümüzde bizler ağlarken aslında farklı böyle girdiler rahatsız edebilir bizi de. Yani orada bir sessiz olma, sakin, nötr bir şeyle onun geçmesini bekleyip sonra ilgisini başka bir şeye yönlendirip yine uygun şekilde ulaşmasını sağlayabiliriz. Evet, yani bu anlarda sesimizi yükseltmek ister istemez çıkabiliyordur belki. Burada bu davranış çocuğun davranışını artırabilir. Yani eğer bu davranış çok sık görüyorsak orada bir yanlış var. Biz kendimizi de değiştirmemiz gerekiyor. Aslında deminden beri konuşuyoruz ya biz ya öncülü nasıl değiştireceğiz? Yani bizler de davranışımızı ya da ortamı değiştireceğiz. Birazdan konuşacağız. Burada aslında Efe'nin ihtiyacı olan annesinin davranışının değiştirmesi. Yani o aslında sizin davranışınızı yönetmeye çalışıyor. Ama bizim istediğimiz işbirliği ve uygun davranışlar. O yüzden burada sesimizi yükseltmek yerine daha sakin kalmak, yapabiliyorsak güvenliğinden eminsek görmezden gelmek, biraz yanından uzaklaşmak ve sakin olduğumda ona ilgimizi yöneltmek gibi. Yani burada anneler hani çok küçük çocuk ağlıyor, tamam hani yakınına ilgi gösterelim ama bunlar artırabiliyor. Eğer biliyorsak ki bu davranışı yönetmeye çalışıyor, orada bir dikkat etmemiz gerekiyor. İkinci örneğimize geçelim. Burak 10 yaşında, 4 yaşından beri özel eğitim desteği alıyor. Konuşma, okuma, yazma becerileri var. Kendisinden talepte bulunulduğunda ciddi öfke davranışı gösteriyor. Çevresindeki kişilere, materyallere zarar veriyor. Saç çekme, sertçe vurma gibi zarar verme davranışları var ve takıntılı davranışları var. Şimdi burada dikkatinizi çekmek istediğim nokta işlevi kaçma olarak belirlememiz. Yani burada şuraya dikkatinizi çekmek istiyorum. Talepte bulunulduğunda öfke var. Yani talepte bulunmamızı istemiyor. Kendi kendine bazı şeyler yapmak istiyor. Bizimle işbirliği yapmaktan kaçınıyor. O yüzden işlevi kaçma olarak belirlemiş olan. Demek ki ilgi ya da nesne talep etmekte. Bu kaçma işlevimiz. Burada ne yapabiliriz? Şimdi eğer bir davranışın işlevi kaçma ise orada taleplerimizi gözden geçirmemiz gerekiyor. Yani buradaki taleplerimiz çocuğa demek ki yoğun geliyor, istemiyor. Yani tamamen keyfi bir şey de olabilir. İstemiyor, yani zor gelmesindense sevmiyor, istemiyor, iletişim kurmak istemiyor. Her bir şey olabilir. Burada o yüzden taleplerimize yavaş yavaş şekil vermemiz gerekiyor. Yani bunu geniş olarak düşünürsek eğitimi süresince ya da evde onunla vakit geçirdiğimiz süre boyunca etkinliklerin sevdiği etkinliklerden seçmek ilk etapta bu her zaman değişecek. Yani buradaki söylediğim uygulamaları sürekli değişime ve gelişime açık olmalı. Burada ilk başta böyle bir davranış varsa ve çok yoğunsa bu davranış ciddi bununla başa çıkmamız gerekiyor. O yüzden o eğitim süresince etkinliklerin sevdiği etkinliklerden seçme ve bununla ilgili talepler oluşturma. Yani yapbozu çok seviyordur. Siz yapbozun bir parçasını alıp hadi ama bunu tak demeniz dahi bir talep. Belki bundan rahatsız olmayacak ve sizle işbirliği yapmış olacak. O yüzden bunları planlamamız gerekiyor. Önce işte çocuğa tanıdık, yapabildiği tercih ettiği etkinlikleri sunarak ve bunlarla ilgili sizle işbirliği yaptığı davranışları ve doğru tepkilerini ödüllendirmelisiniz. Yani
Hadi yap buzunu getir yapalım dediğinde direkt gidip alıp getireceğini biliyorsanız bu yönergeyi vermelisiniz. Hadi topu getir değil mesela, eğer topu getir de problem çıkıyorsa. Tercihlerine bağlı olarak değişiyor. Örneğin 45 dakikalık bir seansa gidiyor çocuk. Şöyle bir plan yapılabilir Burak için. Kitap bakmayı seviyordur, video izlemeyi seviyordur, meyve yemeyi seviyordur, kutu oyunu seviyordur gibi, ama herhangi bir, yani aslında gelişmiş becerileri var ama bildiği bir cümleyi okuma becerileri var. Bildiği bir cümleyi okutmak istediğinizde öfke çıkıyordur. Onu istemiyor çünkü gibi. O yüzden bu 45 dakikayı nasıl planlayacağız? Sevdiği etkinliklerden oluşuyor ve sonunda bir çizelge, görsel etkin çizelgeleri, sunumları da daha önce anlatıldı. Bir görsel plan oluşturup bunların içinde yer aldığı bir görsel plan ve sonunda sevdiği bir ödül. Yani bakın, aslında 4-5 tane sevdiği etkinlik var ama yine de sonunda ödül var. Çünkü yine de siz ona bir plan veriyorsunuz ve ona uyum sağlıyor. Yani bu davranışı kaçırmamak, bunun üzerine gitmek. Ama sonra ne yapacağız? Süreyi uzatabilirsiniz bu 45 dakikayı. Yani bir saatini doldurup sizin planınız dahilinde bir saat geçirmesini çizelgeye bağlı olarak. Ve daha sonra etkinlikleri yavaş yavaş değiştirmeye odaklı. Yani biz demiyoruz ki bu 45 dakika çocuk bir sene boyunca aynı etkinlik, sadece sevdiği etkinlikleri yapsın. Böyle olmamalı tabii. Öğretime geçmemiz gerekiyor değil mi? Onlara yeni beceriler öğretmemiz gerekiyor. Ama ciddi bir öfke var. Yani öfke davranışını azaltmadan başka şeyler öğretemeyiz. Ne kadar elverişli olsa da çocuk bunun için. Ne yapabiliriz? Mesela ödüle çıkmadan önce, yani 4-5 sevdiği etkinlik yapsın. Ödülden önce sadece bir tane bildiği bir yönerge sunup, ama çok siz denemediğiniz bir şey, hani bilmiyorsunuz yapacak mı yapmayacak mı. Ama bu sistem oturduktan sonra sadece şey bile diyebiliriz. Hadi bu dosyayı işte dolaba koy. Bu kadar. Koydu. Ha süper, hadi şimdi ödüle gidebilirsin gibi. Yani yine siz orada bir talep eklemiş oldunuz o etkinliklere. Bu şekilde talepleri giderek artırma, talepleriniz ya da etkinliklerin süresine. Aslında burada çalıştığının dahi farkında olmamasını sağlayarak bir böyle öğretime geçiş yapma. Doğru etkinliklerden sonra pekiştirici etkinlikler olabilir. Rutin oluşturma, önce sonra gibi. Ve tabii çalışma alanını da pekiştirici hale getirmek, ilgi çekici, motive edici hale getirmek çok önemli. Burada bir şey söylemek istiyorum. Zaman zaman ailelerimiz işte çocuklar eğitime başlıyor ve aslında evde kaldıkları zaman da bu davranışlar gözükmüyor olabilir, öfke davranışı. Çünkü aile ondan bir talepte bulunmuyor ise ve çocuk kaçma işlevli davranışları varsa, okula başladığında bizim kendisinden talepte bulunduğumuzda öfke çıkabilir. Anneler bunu söyleyebiliyor bazen. Evde hiç bu davranışlar yoktu. Neden çıkıyor burada gibi? O endişe duyabiliyorlar. O kuruma güvenleri ilk başta böyle bir zor oluşabiliyor. Burada tabii ona söylememiz gereken, ev ortamında talep yok ise, şimdi burada talepler sunduğumuzda bu davranışlar artmış olabilir şeklinde yönlendirebiliriz ve ailelerin de bu şekilde anlaması gerekli ve bu çok çabuk olmayabilir. Yani bu geçiş süreci, hani çok kısa anlattım ama çok kolay olmayabiliyor. Yani belki bir ay boyunca daha çok sevdiği, yapabildiği etkinliklere odaklı bir plan yapacaksınız ve yavaş yavaş öğretim hedefli talepleriniz olacak. O yüzden bu konuda da sabırlı olup, eğer uzman kişiler varsa onlara güvenip işbirliği yapmamız önemli çocuk için. Önce sonra uygulamasından bahsettim. İşte önce kantine gitme, sonra oyun parkı gibi. Ya da işte önce saç kestirme, sonra oyuncakçıya gidip bir şeyler alma gibi. İki örnek var. Bir tanesinde işte bitti şeyi de koymuş. Bak, saç kestirme bitti, şimdi oyuncakçıya gidebiliriz gibi. Bunlar ailelerimizin kullanabileceği şeyler. Görsel olarak çocuklar gördüğünde onunla işbirliği yapma durumu artabiliyor. Yani saç kestirmeye çok hoşlanmadığı bir şey, giderken böyle bir yanınıza pano hazırlayıp, ha bak saç kestirdikten sonra işte oyuncakçıya gideceğiz şeklinde görsel bir sunu aslında çocuğa. Şimdi diyelim Burak'ta bu önleyici davranışları konuştuk ama olmadı. Öfke davranışını engelleyemedik. Tabii ki ve çıktı o anda. Her zaman hani bu davranışlar da çıkmayacak anlamına gelmiyor. İlk başta çocuğun ve yanındakilerin yine güvenliğini sağlama, nispeten, yani böyle bir çocuk varsa, çok ciddi öfke davranışı görüyorsak, çünkü öyle belirtiliyor değil mi? Materyalleri, etrafındaki kişilere saç çekme var, işte vurma var gibi materyalleri atma olabilir. Nispeten daha boş bir odada çalışabilir bu çocukla. Yani çünkü o davranışların pekişmemesi için, tekrarlanmaması için
O da atabileceği şeylerden uzak mesela. Boş bir daha masa ve sandalye olan bir odada. Materyalleri dışarıdan alıp getirip tekrar koyma gibi. Ve sakinleşmesini de bekleme. Ama burada sakinleşmesini bekliyoruz. Yine burada demin söylediğim gibi çok fazla bir yönerge sunmama, bir yorum yapmama gibi. Ama mevcut talebimiz neyse bunu devam edeceğiz. Yani bekliyoruz ama eğer bir önceki talebim, yani davranış neden çıktı? İşte yanıma gel dedim, problem çıktı diyelim. Buradaki talebimiz neyse bunu devam ettirme ve bunu aslında ona yardımla yaptırma. Yani işte dediniz ki hadi bunu peçeteyi çöpe at gibi. Çöp kutusunu yanınıza alabilirsiniz mesela. Hemen orada attırabilirsiniz ona. Yerinden kalkması zor olacaksa gibi. Yani burada aslında yardımla bu davranışı yapıp yaptırabileceğiniz bir talepse bu. O bunu sürdürme. Eğer yardım sunmak güçse ve her zaman mümkün olamayabiliyor. Çocuk direniyor, işte fiziksel yardıma tepki gösterebiliyor. Bu daha da zorlaştırabilir o süreci. Ama birkaç kez yönergenizi burada tekrarlayabilirsiniz. Hani normalde yönergeleri bir kere verelim, çocuğa mutlaka yaptıralım diye yönlendiriyoruz. Fakat öğretim sırasında burada yönergemizi sakin sesle birden fazla kez tekrarlayarak ve buna çocuğu hani razı edene kadar aslında pekiştirece erişimini engellememiz gerekiyor. Yani o odadan çıkmak olabilir o pekiştirece. Yani bizimle işbirliği yapana kadar orada biz onun aslında olumlu davranış göstermesini bekleyeceğiz ve yönlendireceğiz. Tabii bu her bir durumdan sonra bu duruma ilişkin işte not alınabilir, ayrıntıları yazıp analiz etmemiz gerekebilir. Bu da çok önemli çünkü her bir şey bu episodu unutabiliriz. Bunu yazıp bundan çıktı problem bir dahakine şöyle yapalım diye kendinize yönlendirebilirsiniz. Üçüncü durumumuz İpek. İpek 7 yaşında. Ellerini sıkma, yumuşak nesneleri kavrama, sıkma, sallanma gibi ve duysal davranışları yoğun. Ve bu tekrarlayan davranışlar aslında engellendiğinde ise yüksek sesle bağırma davranışı var. Ve bu davranışlardan dolayı da ne oluyor? Etkinliğiyle meşgul değil, öğrenmesi etkileniyor gibi. Şimdi burada da ilk başta konuştuğumuz işlevlerden duysal uyaran elde etme olarak belirledik. Yine notları aldık, baktık. Yani gerçekten tek başınayken yapıyor. Bu davranışları genelde her ortamda aynı şekilde çıkıyor gibi. Ve dediniz ki duysal uyaran elde etme olarak belirlediğinizi düşünelim. Bu gibi durumlarda ortamı duysal anlamda zenginleştirmek. İşte müzik, renk, çeşitli renklerden bir odasına bir şeyler yapılabilir. İşte oyuncaklar, farklı duysal oyuncaklar ya da etkinlikler. Buna göre ortamı zenginleştirmek ve pekiştirici hale getirmek gerekiyor. Yine gün boyunca tercih edilen etkinlikler belirleyip öğretimi de aynı şekilde organize etme. Duysal oyuncaklar, etkinlikler ve bu etkinlikle bu duysal şeyleri için istek bildirmeyi öğretme yine. Yani bunu kendi başına, kendi o dünyasına dalıp yapmaktansa isteyip sizden alıp yapsın. Şöyle gösterebilirim. Bu tarz böyle işte sesli, ışıklı, dönen şeyler ya da slime gibi, hamur gibi böyle farklı duyularına hitap edecek oyuncaklar, nesneler kullanabilirsiniz. Bunları belirli davranışların sonrasında da ulaştırabilirsiniz. Pekiştireç olarak. Çizelgesinin içine koyabilirsiniz. Bir etkinlik, bir duysal uyaran elde edebileceği oyuncak gibi. Ya da sizden istemesi için bir plan yapabilirsiniz. Ya da ödül panosu varsa ödül panosuna koyabilirsiniz. Yani aslında gün içinde bunlara ulaşabileceği durumlar yaratıp tabii bunları çok yoğun olarak yaptığında da engellememiz gerekiyor. Şimdi buradaki bazı zarar verici olmayan davranışları görmezden gelebilirsiniz. Yani çok fazla davranışı varsa çocuğun, işte sallanma var, sıkma var, işte elini ağzına sokma var gibi, yani birçok duyuya hitap eden şeyler, davranışlar varsa birkaçın üzerinde başta hedef belirleyip onlar üzerine çalışıp bazılarını, daha böyle zararsız davranışları biraz görmezden gelebilirsiniz. Çünkü aynı anda aynı da birçok davranışa odaklanırsak bu zorlaştırabilir süreci. O yüzden bazı şeyleri görmezden gelir. Mesela böyle sallanma hareketi vardır. Bunu görmezden gelip daha böyle sıkma, ellerini sıkmaya odaklanabilirsiniz. Çünkü belki ellerine zarar verecek. Bir etkinlik önerisi olarak bazı etkinliklerden sonra bir oyun köşesi planlanabilir. Bu iki örnekte de göreceğiniz şekilde. Bu alttaki örnekte etkinlik köşesi var. Sarı masa olan o etkinlik köşesi. Diğeri de kırmızı koltuklu ve yanlarında materyal olan oyun köşesi. Burada duysal oyuncaklar, etkinlikler var, nesneler var. Çok işlevsel olmayan şeyler de bazen koyabiliyoruz. Yani bu çünkü sadece duyuya hitap eden nesneler olabiliyor. Yani bir
bir şeyi böyle çevirme olabilir. Çok hayatın işlevsel olmayabilir ama bir süre çocuğun çünkü dedik yani aslında şey dedik değil mi burada çocuğun tekrar davranışı onun öğrenmesini etkiliyor. Öğrenme becerilerini arttırmak için, dikkatini arttırmak için. Yani bu etkinlik alanında size etkinlik meşguliyetini size yönlendirebilmesi için, etkinliğe çalışabilmesi için böyle bir sistem yapılabilir. Yani aslında buradan çocuk şey anlıyor. Yani iyi ben iyi çalışırsam bir süre burada vakit geçirebilirim. Ve orada vakit geçirdiğim onun için çok değerli olacak. Yani nerede neyi yapması gerektiğini aslında organize etmek için bir plan olabilir. Burada problemler ortaya çıkarsa büyük ciddi anlamda problem davranış varsa yani işte canını yakacak elini işte ne bileyim sivri köşelere vurmak olabilir gibi. Bu büyük davranışlara tabii ki de engel olacağız ona fiziksel yardımımızla ve etkinliklere yönlendireceğiz. Sakin kalıp orada da kısa bir süre bekleyip yardım edip belirli yapabileceği etkinliklere yani işte bir kutunun içine Legoları atmak olabilir. Böyle bir etkinlik belirlersiniz evde çocuğunuzla. Bu davranış çok oluştuğunda biraz engelleyip o davranış her oluştuğunda o etkinliğe yönlendirip o davranıştan vazgeçip ve de sizin yardım edebileceğiniz. Hani siz o elinin üzerine koyup Legoları bir kutuya koydurmasını sağlayabilirsiniz örneğin. Her çocuk için farklı. Başka bir çocuk için sayı yazdırabilirsiniz. Öbürü için bir şeyler okutabilirsiniz. Okuma becerisi varsa gibi. İlerleme de. Pardon. Evet. Dördüncü durumumuz Erkin. Erkin 13 yaşında. Bilişsel becerileri orta düzeyde. Okuma yazma becerisi var. Rutinlerine oldukça bağlı. Rutinlerine değişiklik olduğunda elini ısırma gibi öfke davranışları gösteriyor. Şöyle bir rutini var. Okula geldikten sonra ilk parkta oynayacak. Sonra annesiyle sınıfa kadar gelecek. Ve sınıfta ilk müzik dinleyecek. Yani bu rutini asla bozmamanız gerekiyor. Bozduğunuzda ciddi öfke davranışı görebilirsiniz. Şimdi bu rutini değiştirmemiz gerekiyor değil mi? Yani tabii ki de bizim de hayatımızda alışkanlıklarımız var. Ama biz alışkanlıklarımız değişince rahatsız olabiliriz. Ama yine de hayatımızda o an kaldığı yerden devam edebiliriz. Burada öyle olmuyor. Erkin kendini yere atıyor işte elini ısırıyor, ağlıyor. Öfke davranışı gösteriyor ve yapması gereken şeye devam edemiyor. Bu rutini mutlaka değiştirmemiz gerekecek. Hani bazı annelerimiz şey diyor tamam bu da onun isteği hani bunu yapalım sonra derse başlayın gibi. Tamam ama dışarıdaki hayatı çok farklı olacak. Dışarıda da bir rutin yaratabilir. Nasıl o zaman yani her istediği rutini ona sağlayacak bir durumumuz olmayabilir her zaman. O yüzden öncelikle sınıf içinde bizimle uyum sağlayacağı planlamalar yapmamız gerekiyor. Yani direkt bu işte parkta oynamak, annesiyle sınıfa girmek, oraya müdahale etmeden önce biz sınıfta çocuğa bazı şeyler yaptırabiliyor muyuz? Bizimle sağlamasını planlayabiliyor muyuz? Bazı şeyler yaptırabiliyor muyuz ona? Bunları değerlendirip diyelim bu çocukla hiç yani çok zorlanıyoruz. Hiç uyum sağlamıyor, işte gel diyoruz dinlemiyor, otur diyoruz dinlemiyor gibi. Ama bir de böyle bir rutin var kırmamız gereken. Şimdi o yüzden sınıf içinde İlk başta bahsettiğim o talepleri kabul etmeyen çocuktaki olduğu gibi yavaş yavaş önergeleri yerine getirir hale getireceğiz. Ki sınıf dışında da kontrolümüz oluşsun. Yani sınıf içinde ya da ev için düşünebilirsiniz. Yani ev dışarıdaki bir rutini kırmak isteyen bir anne önce evdeki davranışlarını gözden geçirmeli. Çocuk evde anneyi dinliyor mu? Bir şeyler getir, şunu götür, bunu yap, gel, git gibi bu yönergelere uyuyor mu? O yüzden tabii etkili motivasyon sistemi kullanmamız gerekiyor. Yani olumlu davranışlarından sonra. Daha sonra işte sınıf içinde bir çizelge planlayıp çizelgenin kontrolünde bazı etkinlikler yerine getirmesi için planlama yapabiliriz. Yani yine sevdiği etkinliklerden ulaşabilir, sonunda ödül ulaşır gibi. Yani bizim kontrolümüze nasıl sokabiliriz bu çocuğu? Bizim kontrolümüz ya da çizelgenin kontrolü gibi. İçinde belli bir rutin oluşturmak. Şimdi hala dışarıya şey yapmadım. Yani hala ilk geliyor, parka gidiyor, annesiyle sınıfa kadar geliyor, müzik dinliyor. Sonra çizelgesine başlıyor. Çünkü ciddi öfke olduğu için o davranışa çok odaklanmak istemiyorum. Yani öfkenin tekrarlanmaması için kalıplaşmış duruma getirmemek için önce sınıfa bakacağım. Sonra devamında bu rutini sık sık değiştirmekle tahmin edilemez kılmamız gerekiyor. Bunun için nasıl başlayabiliriz? Önce mesela okula geliyor, parkta yine oynasın, annesiyle sınıfa kadar gelsin ama sınıfa girmesin örneğin annesi. Sınıfa girmesin ve müzik dinlemesin.
Şimdi çizelgeye alışık olduğu için annesi sınıfa geldiğinde hemen çizelgeye yönlendirdiğimizde problem çıkmayacaktır. Çünkü çizelgeye alışık ve çizelgenin sonunda çok sevdiği bir şey var. Tamam? O yüzden burada sınıf annesine kadar gelebilir yine. Yani aslında böyle geriden başladık gibi. Ve yine çok sevdiği çizgi filmi seyretmeye ulaştırabiliriz. Sonra ne yapabiliriz? Artık bunlar tabii kararlı olarak olumlu davranış elde edersek. Yani örneğin 5 gün bunu yaptık ve hiçbir sorun çıkmadı. Bir rutinini değiştirmiş olduk aslında, değil mi? Yani annesi sınıfa girmiyor ve ilk olarak müzik dinlemiyor erken. 2-3 etkinlik sonra dinliyor gibi. Burada aslında daha sonra şunu planlayabiliriz. İşte sınıfa annesiz olarak girme. Bunu yaptık. Sevdiği etkinlikle başlama. Devamında ise parkta oynamadan annesiyle sınıfa gelme. Yani annesi direkt okula geldi, parkta oynamadan sınıfa getirmesi için bir plan yapılabilir. Burada tabii öğretmeni yanında olur, anneni yönlendirir. Çizelgeye yönlendirebilecek şey yapılabilir. Yani çizelge fotoğrafı verilebilir çocuğa okula girdiği anda. Hadi çizelgene git gibi. Çünkü çizelge kontrolü sağlandıkça bu problemleri görmeyiz genel olarak. Tabii şimdi burada motivasyon sistemi kullandık. İşte sembol sistemi diyelim ya da kuruş yaşına göre olumlu davranışlarını da hep kazandırdınız. Artık ilerleyen süreçlerde bir kontrat sistemi planlayabiliriz. Deniz Hanım bunu anlatmıştı. O sunumdan da yine bakabilirsiniz. Çocuktan beklediğimiz davranışları kendisine söyleyerek aslında başta bir anlaşma yapıyoruz. Diyoruz ki bak sen şimdi okula girdikten sonra sınıfa gideceksin ve sınıfta çizelgene başlayacaksın gibi. Çizelgeme başladım mı, uyumlu oldum mu, anneme iyi davrandım mı gibi yazılı maddeler olan bir kontrat hazırlanabilir. Burada farklı kontrat örnekleri var. İşte gözlerine bakarak konuştum mu, uygun ses tonuyla konuştum mu gibi. Bir etkinlik sonunda öğretmen bunu yenileyebilir. İşte evet, gözlerime bakarak konuştun, uygun ses tonuyla konuştun gibi. Önceden tabii çocuk ne seçmek istiyorsa, neye ulaşmak istiyorsa buraya yazabilir. Evet, işte çizgi film kazandım gibi. Erkin'le de aynı şekilde. Okula girdikten sonra çizelgeme başladım mı? Annemi kapıda bıraktım mı? Öğretmenime iyi davrandım mı gibi. Ve hemen bu sınıfa girdiğinde çizelgeye başladığı an bu evetler işaretlenebilir. Okuma yazma biliyor çünkü. Evetle işaretlenip ve sevdiği şeye ulaşabilir. Çok istediği bir atıştırmalık olabilir. O sınıfta durur. Diğer durumlarda hiç ulaşamaz ona. Ve ona ulaştırırız. O yüzden bu süreçlerde iyi bir plan çok önemli. Erkin'le de o şekilde yaparak rutinleri değiştirilebilir. Şimdi buraya kadar öncüne dayalı uygulamalarla ilgili konuştuk. Bunlara yönelik uygulamalarla. Ek olarak birkaç öneriye yer vermek istiyorum. Şimdi başlıklar halinde söyleyeceğim. Problemler işte zemin hazırlayan durumlar var. Bunları en aza indirgemek için ne yapabiliriz? İşte başta da konuştuk. Yani çocuğun alerjiden kaynaklı, ağrıdan ya da belirli bir hastalığından kaynaklı durumlar için eğer doktora gidip onu çözersek aslında buna zemin hazırlayan durumu en aza indirmiş oluruz. Yani çocuk alerjisinden dolayı kaşınıyor ve kaşındığı için ciddi öfke davranışı sergiliyorsa bunu bu şekilde üstesinden gelebilir. O yüzden fizyolojik anlamda sıkıntı var mı yok mu buna bakmak gerekiyor. Yani direkt hani her şeyi davranışsal olarak düşünmeyebiliriz ama genelde yani çoğu davranışsal anlamda kalıplaşmış olarak çıkıyor karşımıza. Çizelgede belli değişiklik yapmak iyi bir şey olabiliyor. Zemin hazırlayan durumları indirgemek için. Yani o gün yani doğum günü var okulda ve diyelim doğum gününe çok katılmak istemiyor. Doğum gününe çok kısa süreyle katılacağını bildiren bir fotoğraf ve bir süre, işte 2 dakika geçireceğiz orada ve gelince bunu yapacağız gibi çizelgesinde planı da görebilir. Yani günlük değişiklikler de yapılabilir. Düzenli uyku rutini yaratmak önemli çocuğun uygun şekilde etkinliklere devam edebilmesi için. Ya da o ortamın fiziksel yapısını değiştirmek. Yani eğer bu çocuğun sınıftan çok kaçma davranışı varsa kapıya en yakın masada oturuyorsa bu değiştirilebilir. Yani çünkü onu engellemek için zamanımız olmayabilir. Çok hızlı oluyor çocuklar ve kaçma davranışı pekişmiş oluyor. O yüzden masasını ona göre koyabilirsiniz. Sandalyesini daha arka tarafta koyabilirsiniz ki fiziksel anlamda aslında o çocuğa hızlı şekilde müdahale edip yine meşguliyetini devam ettirmek için etkinliğiyle ilgili.
Bunlar aslında hani durumları en aza indirmek için, etkisiz hale getirmek için ne yapabiliriz bunları? Geçişler öncesinde yani bazı şeyler geçişler arasında çok problem çıkabiliyor çocuklarda. Çizelgeyi hatırlatmak. Böylece bu şeyi ortadan kaldırabilirsiniz. Yani diyorsunuz ki çocuğa işte ellerini yıkamayı çok sevmiyor. Bahçeden döndüğümüzde ilk ellerimizi yıkayacağız gibi hatırlatmak ya da görsel olarak ona sunmak gibi. Olumlu durumlara daha çok ilgi, övgü sunmak. Olumsuz olanlarda birazcık ilgimizi çekmek, nötr davranmak gibi önerilerim olabilir. Çocuğa seçim şansı sunmak çok önemli. Yani her zaman bizim ona sunacağımız durumları işbirliği yapmak durumda kalmayabilir. Seçim şansı sunarak hangi etkinlikten sonra ne yapacak, işte bugün ne giymek istiyorsa onu giysin gibi bu seçim şansı sunup bazı böyle kontrol edebileceği durumlar yaratmak. Yani dedik yani ya, biz kontrol edelim davranışlarını ama ona da bazı sınırlar içerisinde bazı kontrol edebileceği durumlar yaratmak. Etkinliğini kendi seçebilir mesela. Ödülünü seçmesi, etkinliğini seçmesi, akranını seçmesi gibi. Görseller kullanarak seçim şansı sunarak onun da bazı kontrol şeyini ona verebiliriz. Kontrol durumunu. Öncü durumları kısıtlamak da yok etmek için neler yapılabilir? Şimdi bir etkinliğiniz var ve sözel olmayan uyaranlardan oluşuyor. İşte bir yapboz olabilir. Herhangi bir sizin dahil olmayacağınız bir şey. Bu etkinlik sırasında sözlü yönerge vermekten kaçınmak mesela. Yani çocuk eğer sizin taleplerinize tepki gösteriyor ve öfke gösteriyorsa böyle bir etkinlik verip burada konuşmamak olabilir mesela. Yani çocuğu yine burada tanımak önemli. Neden sonra problem çıkıyor? Yönergelerinizden sonra problem çıkıyorsa burada bu tarz etkinlik sunup burada çok konuşmamak gibi. Çizelgede geçici olarak değişiklik yapabiliriz. Demin de bahsettim aslında. Yani tercih edilen bir etkinlik koyabilirsiniz. O gün işte çok uykusuz geldi evden. Annesinden bilgi aldığında sabah dedi ki annesi size çok yorgun gerçekten. Ve hani ilk etkinliği onu çok zorlayan bir etkinlik koydunuz mesela. Yani çok sevmediği bir etkinlik var şansa. Onu değiştirebilirsiniz. O tamamen sevdiği bir müzik dinlemeyle başlayabilirsiniz. Ve o gün ödüle ulaşma sıklığını artırabilirsiniz. Bunlar hep problemi önleyen şeylerdir. Çok farklı olacaktır inanın. Yani ilk böyle daha öğretim gerektiren bir etkinlikten başlamaktansa müzik dinleyerek güne başlamak onu çok uyum sağlar hale getirecektir. Bunlar gerçekten çok işe yarayan stratejiler. Geçici olarak daha basit etkinlikler sunmayı, sevdiği, tercih ettiği etkinlikler sunmayı söylerken ek olarak da daha basit etkinlikler sunabilirsiniz. Çok zorlandığı değil, daha basit nispeten. Ya da ortamda etkinlikte değişiklikler yapabilirsiniz. Yani işte sınıfta o gün işte ekstra bir gürültü var ve onu tolere edemeyeceğini düşünüyorsunuz. Onu bir planlama. Yani bu şey demek değil aslında hani ne istemiyorsa ondan kaçınalım değil. Geçici olarak hep bahsettik. Yani geçici olarak değişiklik yapıp sonra yine aynı düzene. Ki o problem ortaya çıkmasın. Hep önleyici müdahaleler. Hedef davranış için daha fazla ipucu sunma ile ilgili bir başlık var. Burada çocuğa rahatlama tekniği öğretebilir. Yani öfke geldiğinde bir şeyler karalamasını isteyebilirsiniz. Yazan ve gerçekten farkındalığı yüksek bir çocuktur. Ya da gelip konuşmasını isteyebilirsiniz. Sakin kalıp ona kadar saymasını öğretebilirsiniz gibi çeşitli rahatlama teknikleri öğretebilirsiniz. Akranları ile ilgili olumlu etkileşime girmesi için fırsat yaratabilir. Ya da herhangi bir iletişime girebileceği bir tepki için sık sık hatırlatma yapılabilir. Bu sık sık hatırlatma çizelgesine iletişim fırsatları yerleştirebilirsiniz. Böylece olumlu davranışları giderek arttırmak için plan yapmış olacaksınız. Evet. Pekiştirmenin değerini artırmaya yönelik öneriler var. Yani olumlu davranışlarına daha sık ilgi gösterme, olumsuzları biraz yok sayma, görmezden gelme gibi. Bir öğretim planınızın içinde öfke gösteren bir çocuk ve öğretim yapıyorsunuz bir şeyde. Bazı durumlarda çıkabiliyor öfke. Zaman zaman yani üst üste böyle bilmediği şeyleri sunarak o çocuğu gerçekten olumsuz davranışa yöneltmektense aralarda basit talepleri araya serpiştirerek olumlu geri bildirim verme fırsatı yaratabilirsiniz. Yani çünkü
bilmediği şeye, yani henüz öğrendiği bir şeye çok sık olumlu geri bildirim veremiyorsanız, sürekli düzeltmeniz gerekiyorsa o davranışını, çocuğa olumlu geri bildirim sunamayacaksınız bir 10 dakika. O yüzden araya basit talepler sunup, bravo sana bak çok güzel yapıyorsun gibi ona geri bildirimde bulunabilirsiniz. Evet, geçici olarak beklentinizi düşürüp pekiştirmenizi artırma. Yani problem çıkacak gibi. Şimdi beklentimi düşüreyim bu etkinlikte, pekiştirmeyi artırayım. Hemen sonra tekrar eski düzene döneriz gibi. Aslında çocuğu iyi tanımak çok önemli burada. Ortamı değiştirme ile ilgili öneriler var. Etkinliğin zorluğunu düzenleme. Yani çocuk 3 sayfa bir matematik etkinliği var, bu problem çıkıyor diyelim. 3 sayfadan oluşuyor. Siz bunu birer sayfa ama gün içinde sık 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 yerleştirebilirsiniz. Bu da problemi önleyecektir. Çocuğa tahmin edilebilir bir yaşam, bir düzen kurmak çok önemli. Tahmin ettiği zaman kaygılarından uzaklaşacaktır, problem davranışlardan uzaklaşacaktır. O yüzden bir rutin oluşturma, çizelge bunun için iyi bir fırsat. Ama çizelgeleri de zaman zaman esnetmek, tahmin edilebilir kılmak, tahmin edilemez kılmak gerekiyor. Bu ama bir düzen, belirli bir düzen oluştuktan ve çocuk gerçekten problem davranışları artık göstermiyor hale geldikten sonra o rutinleri değiştirmek. Yani bir gün gelip o çizelgeyi görmemeli mesela. Ne oldu, çizelge yok. Bugün ben söyleyeceğim mesela sana etkinliklerini. Ya da yazacağız kağıda gibi. Yani ilerleyen süreçlerde buna da fırsat vermeliyiz. Çünkü aslında çocukların otizmde olan bu rutin takıntısını biz ister istemez pekiştiriyor olabiliriz. Burada dikkatinizi çekmek istiyorum. Biz düzen yaratacağız ama o düzen, o sınır içinde sık sık değişiklikler yapmalıyız bir süre sonra. Yani çocuk bir gün gelecek, bugün yok, bugün ben sana yazıyorum ders programını gibi. Aslında beklenmedik durumlara da uygun şekilde tepki vermesini öğretmeliyiz. Seçim fırsatlarını konuştuk. Hoşa gitmeyen oluyor. Yani zor basit zor etkinlik içinde basit etkinlikler serpiştirme konuştuk. Hoşa gitmeyen uyaran etkinlikler içinde hoşa giden serpiştirme, denemeler serpiştirme. Ve bir etkinliğin ne zaman biteceğine ilişkin bir görsel kullanmak da çok işe yarıyor. Yani bu bir zamanlayıcı olabilir, kum saati olabilir. Mesela her çocuk televizyon izlemeyi sevmez. Siz televizyon izleme becerisini öğrettiniz ve etkinliğin içinde mesela 3 dakika televizyon izlemesini istiyorsunuz. 3 dakika boyun ne zaman bitecek? Geriye sayan bir saat, bir kum saati. Onu görmesi onu rahatlatacaktır. Ya da işte bir dosya hazırlayıp kartları var, renkleri çalışıyorsunuz. Her bir sayfasına aynı kartları koyup mesela 5 sayfa üzerinde çalışacaksınız ve sonra bitecek gibi. 5 doğru denemeden sonra. Bunu göstermek çocuğu rahatlatacak ve problem davranıştan göstermemesini işe yarayacaktır bu konuda. Bazen değişmiyor. Tamam. Bu sunumum buraya kadardı. Örneklerle açıklamaya çalıştım. Uygulama Davranış Analizi kitabından Dilek Erbaş ve Şerife Yüce Özkan hocalarımızın ve Sözel Davranış Yaklaşımı kitabından faydalandım. Tracy Lynch Barbera'nın. Hocalarımıza teşekkür ediyorum. Benim için de çok faydalı oldu bunları tekrar tekrar okumak. Şimdi soruları alabilirim varsa eğer. Teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Facebook üzerinden yöneltilen bazı sorular var. Onları yönelteceğim. Tabii. Bir ailemi sormuş. Oğlum çok ağlıyor. 10 yaşında. Konuşma çok değil. Sebebi olduğu zamanlarda müdahale ediyoruz. Sebebi olmadığı zamanlar ne yapacağını şaşırıyorum. Kafasına vuruyor. Eliyle. O yetmezse duvara ya da rast gelen bir yere vuruyor. Sebebi yok, yattığı yerde oynarken birden bağırarak ağlamaya başlıyor. Bu bazen bütün günü kapsayabiliyor. Kilolu küçük. Kardeşi var, müdahale etmem zorlaşabiliyor. Çoğu zaman ne yapabilirim? Önerileriniz var mıdır? Evet. Aslında hep baştan beri konuştuk. Tek bir çözüm olmuyor ve sebebini anlamak gerekiyor. Aslında bu ailemiz neden olduğuna ilişkin kafa yormuş gibi anlıyorum ben. Hani bazen anlayabiliyor neden olduğunu ama bazen anlayamıyor. Ama mutlaka bir sebep var bir kere ya yani davranışlar oluştuğunda. Yani ya sebebi yok, sebebini anlayamıyor olmamız sebebi yok demek değil. Onu bir şekilde anlamamız gerekiyor. Genelde hani anlayamadığımız durumlar içsel kaynaklı olabiliyor. Ve aslında en çok üstesinden gelmekte zorlandığımız şeyler otomatik olarak pekiştiren davranışlar içsel kaynaklı. Yani hiçbir şey yokken bir anda ortaya çıkan bir duysal uyaranla bir ağrı olabilir, bir içsel bir uyarı olabilir. Ya da o işte ağlarken kendi bir pekiştirme, ağlama davranışı pekiştirici hale gelmiş olabilir.
Buna bakmak gerekiyor. Şimdi duysal bir işlev olduğunda ne yapıyorduk? Birazcık gününü duysal şeylerle geçirmek, ama tam olarak ne olduğunu bilmiyor ailemiz. Meşgul etmemiz gerekiyor. Evet, çok zor yani 7-24 bir çocuğu meşgul etmek çok zor. Hele ki becerileri henüz gelişmemişse ve kardeşi de olduğunu söylüyor. Müdahale etmek zor olabilir. Meşgul ederek, olumlu davranışlarını pekiştirerek. Yani işte şimdi burada aslında sonuç temelli uygulamaları çok konuşmadık. Yani ben daha fazla öncül temelli şeyleri konuştuk çıkmaması için. Ama ailemiz diyor ki çıkıyor. Yani engelleyemiyorum. Bazen engelliyorum, bazen engelleyemiyorum. Davranış çıktıktan sonra sonuca dayalı uygulamalar var. Bunu önceki webinarlarımızda izleyebilir ailelerimiz. Ama burada şunu söylemek istiyorum. Sonuca dayalı tekniklerden de tabii ki de pekiştirmeye dayalı teknikler çok önemli. Yani çocuğun yapmadığı, bu davranışı yapmadığı zamanlar illa vardır. Yapmadığı zamanlar pekiştireceğiz ve yapmadığı zamanlarda da meşgul edip uygun davranışı pekiştireceğiz. Yani hani durup dururken tabii ki de pekiştirebilir. Çocuk oturuyor ve sakin ağlamıyor. Ama bir şeylerle meşgul etmeyi öğretmemiz gerekiyor. Çünkü çocuklar plan yapamadıklarında da yani belki de gerçekten sadece hiçbir şey yapamadığı için ağlıyor gibi. Yani bir şeylerin öğretimini yapıyor olmamız gerekiyor. Çok zor ama bir uzmandan da destek tabii ki de almak. Ama önce önleyici ve pekiştirici uygulamalara başvurabilirler. Peki, teşekkürler. Ben bir sonraki soruya geçmeden önce ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Zoom üzerinden katılan katılımcılarımıza az önce bir polls gönderdik, anket. O anketi doldurmanızı rica ediyorum. Alt barda bulunan polls'a tıklarsanız anket sorularını görebileceksiniz. Bir diğer soru da, ya aslında bu soru, diğer soruya geçmeden önce bu velimizin önemli bir detayını ben yakaladım. Çok uzun yazmış, onu belki ben okurken arada kaynadı. Çocuk 10 yaşında ve konuşamıyormuş da aynı zamanda. Belki burada kendini ifade edememeyle de ilgili Anladım. Tabii. Tamam. Onu söylediniz de ben çok ilk başta dikkatini not alamamışım. çok Tabii yani uzundu. evet konuşamıyorsa kendi ifade edemediği için de ağlıyor olabilir. O yüzden ne dedik işte başta iletişim kurmayı öğretmemiz gerekiyor. Fotoğrafları tanıyabiliyorsa fotoğraflar üzerinden ya da işaret etme sadece işaret etme üzerine bir öğretim yapılabilir. Ne istediğini işaret ederek göstermesi. Ama bazen gerçekten ne istediğini de anlayamayabiliyoruz. Bunu iyi tanımak ve dediğimiz yani en başta verdiğim örnekler gibi çok sevdiğinden emin olduğumuz şeyler üzerinden önce öğretim yapmak. Yani çok biliyoruz ki çok seviyor. İşte çubuk krekeri çok seviyor. Topu çok seviyor. Onunla birebir masaya koyup ilgisini çekip çalışmak. Ha, hangisini istiyorsun? Bak hadi gösterdim. İşaret parmağıyla göstermesini sağlayıp ha süper hadi şimdi al. Yani orada ne öğrenmiş olacak çocuk? Ben işaret ettiğimde bana olumlu sonuçlarla bulunur Evet. gibi. Ben Teşekkür size ediyorum. teşekkür ederim bunun için. Konuşmayı ben atlamışım. İfade edemiyorsa problem tabii ki de. Teşekkürler. Bir diğer soru yine bir ailemizden gelmiş. Benim oğlum 29 yaşında, yıllardır elinde bir cisimle uğraşıyor. Ne yapsam da bırakmıyor. Bir de kendince çok konuşuyor. Öfkeleniyor. Yardımcı olursanız sevinirim. Anladım. Şimdi burada iki davranış var. Bir tanesi yıllardır elinde bir nesneyle tutuyor. Yani bu aynılıkta ısrar şeklinde ortaya çıkabiliyor otizmdeki. Yani onu tutmak istiyor ve o çok sınırlı bir ilgisi var ona karşı. Tabii farklı şeylerle ilgisini yaratmak gerekiyor burada. Yani farklı şeylerle olan ilgisini kullanıp ondan uzaklaştırmak olabilir aşamalı olarak. Bu çok hani kolay olmuyor bu tarz. Çünkü yıllardır bir alışkanlık. Yani insanların alışkanlıklarını değiştirmek çok zor. Bizler için de aynı şey geçerli. O yüzden böyle direkt bir uzaklaştırmaktansa belki çok kısa süre bırakıp tekrar alma gibi. Yani bir şeyle meşgul edip onu mesela yapboz yapabiliyor diyelim 29 yaşında. Yapbozu önüne koyup bir iki parça takana kadar onu bırakıp bir kutuya sonra geri alma. Takıp bırakma. Yani henüz belki hiç uzaklaşmaya hazır değil. O yüzden aşamalı olarak uzaklaştırma. Bir de çok konuşuyor dedi. Yani tabii neyle ilgili konuştuğu önemli, niçin konuşuyor, konuşma ihtiyacını farklı şekilde nasıl giderebilir? Yani çünkü konuşmak istiyor ve bu ihtiyacı nasıl giderebilir? Burada bir ilgi elde etme ihtiyacı olabilir. Bunu nasıl ona uygun şekilde verebiliriz? Konuşabilir miyim? Öğretebiliriz ona belki günün belirli zamanlarında. Hadi seninle sohbet edebilir miyiz? Ve önce bunu istediği her an onunla sohbet edip sonra bunu istemeyi öğrettikten sonra şimdi sohbet edemem. Şimdi bunu yap. Bitir sonra sohbet edelim. Yani hemen ondan sonra biraz geciktirme gibi. Yani iki şeyde de aslında
bir aşama kaydetmek için yavaş yavaş birazcık ilerliyor. Bir anda olmuyor maalesef. Peki, teşekkürler. Bir diğer soru da aslında bu biraz öğrenme sorunlarıyla alakalı bir soru ama problem davranış bağlamında sormuş ailemiz. Tamam. Otizm ergenlikle beraber bizde geriledi ve ilaç başlandı. Öğrendikleri asla geri gelmiyor. Eğitimime de direniyor. 27 yaşında ve artık ne yapacağız? Lütfen bu konu hakkında yardımcı olabilir misiniz? Anladım. Tabii yetişkinlerde beceri öğretimi maalesef hani eğer gerekli dönemlerde küçük yaşlardan itibaren öğrenmeyi öğretme durumunda sıkıntılar olduysa bir yaştan sonra öğrenme çok zor gerçekleşebiliyor. Buna ciddi bir efor sarf etmek gerekebiliyor. Şimdi öncelikle 27 yaşındaki bir bireye ne öğretmeliyiz ona bakmak lazım. Yani eğer biz 27 yaşındaki çocuk oldukça ayırt etmede zorlanıyorsa, biz ona hala harf öğretmek, sayı öğretmek için uğraşıyorsak bu bir zaman kaybı olabilir. Yani benim hani bu aile otizm geriledi diyor, tahminen belirtileri ilerledi gibi yani Evet. anlıyorum. İlaç kullanıldığını söylüyor. İlaç da bizde doktorlarımızın, uzmanlarımızın bileceği iş. Burada söyleyebileceğim şey 20 yaşındaki bir birey, 27 yaşındaki bir birey eğer hani daha çok vaktini evde geçiriyor ve sadece eğitim ortamında diye düşünüyorum. Orada neler yapabilir işlevse? Yani işte kıyafetlerini katlama öğretilebilir. Annesinin öğretebileceği bir şey. Bunu hani portalımızdan da girip yararlanabilir bu ailemiz. İşte becerilerin öğretimi. O tarz becerileri daha çok öğrenmeye meyilli olabiliyor yaşlılar ve daha işlevsel oluyor. Yani işte tabak kattığında yatağın toplaması öğretilebilir. Masasını hazırlama öğretilebilir. Gibi. Yani işte çamaşırları asma öğretilebilir gibi. Bu tarz becerilerin üzerine odaklanmalarını öneririm. Hem de hayatlarında daha işlevsel olarak yer alacaktır. Yani tahmin ettiğim durumlar genelde öyle oluyor. Yani yaş ilerlemiş ama hala kavram öğretilebiliyor gibi. Tabii ki de onlar da gerekli. Ama bir yaştan sonra işlevsel becerilere yönlenmek çocuk için de daha kolay. Kesinlikle. Burada aslında bir de eğitime bir dirençten bahsetmiş. Belki de motivasyona yönelik Evet. de bir şeylere dikkat ediyor olmak gerekiyor. Onunla Evet, ilgili yani. eklemek istediğiniz. Evet, teşekkür ederim. Yani 27 yaşında olsa da hala motivasyona ihtiyaç duyuyor olabilir. Hani bir yetişkin zaten ne ihtiyacı var diye düşünüyor olabilir ailemiz, bilmiyorum. Yani bunu öğrensin yani koskoca çocuk diyebilir, koskoca insan, adam diyebilir. O yüzden burada da motivasyon sağlamak yine kullanabileceği şeyler yani belirli etkinliklerden sonra bir düzen oluşturup bir sıra, bir çizelge oluşturulabilir gün içinde. Şu etkinlikten sonra bunu yapacak. Bu şekilde motive olup belki öğrenme becerilerini geliştirebiliriz tabii ki. Teşekkür ederim. Peki, teşekkürler. Bir diğer soru da şöyle. Bizim oğlumuzun dikkatini gözlerimize bakmasını sağlamakta çok zorlanıyoruz, göz kontağı kurmakta. Odağını yakalamakta da yine çok zorlanıyoruz. Dikkat dağınıklığı çok yüksek. Özel eğitim aldığında da nadiren göz teması olduğu söyleniyor. Kendi istediğinde de çok odaklı ve ısrarlı oluyor. Problem çözebiliyor ama yönerge verildiğinde almıyor. Yani bir uyaran kontrol eksikliğinden bahsediliyor. Önerileriniz olursa çok seviniriz. Anladım. Şimdi burada aslında kendi isteği olunca yapıyor. Yani bu ne demek? İçsel bir motivasyonu var. Yani istediğinde bazı şeyleri yapabiliyor. Ama bir yandan yönergelere uymuyor. Dediğiniz gibi uyaran kontrolü yok. Yani ne demek bu? Yetişkinin sunduğu yönergelere ya da işbirliğine uymak da direnç gösteriyor. İşte burada yine maalesef motivasyona bağlanıyor. Yani motivasyonu yok demek bu çocuğun. O kendi istediğin, kendiliğinden yapmak istediği şeyler ne? Bunlar kullanılabilir öğretimde. Bir de başta bir şey daha dediniz. Ben onu not almadım. Onunla ilgili bir şey söyleyecektim. Çok başındaydı. Ne yapmak istemiyor dedi, vardı. Dikkat dağınıklığı var dedi. Göz kontağı kurmak zor Yani göz kontağı. demişti. Evet, yani bu da ayrı bir öğretim başlı başına. Ama sevdiği şeyler kullanarak göz kontağı öğretilmeli. Yani yine sevdiği bir şey var ama ona ulaşmayı engelleyip göz kontağı kurma beklenip o şeye ulaştırılabilir. Bunu ev içinde gerçekten çok bir fırsat var. Birazcık yukarı bir şeye koyabilirsiniz. Bir kilitli bir kutuya şeffaf koyabilirsiniz. Onu almak için mutlaka göz kontağı kurduktan sonra ulaşır. Yine bir motivasyona dayanıyor. İstediği şeyleri göz kontağı kurma, yönergeleri takip etme, bunlar için saklayıp kullanıyor olmanızı öneririm ailemize.
Aslında bir de şunun altını çizebilir miyiz burada? Şimdi aileler bazen şunu çok karıştırıyorlar. Diyelim ki ben diyorum ki Ahmet, bana bak, bana bak falan gibi. Ama o davranışı ortaya çıkaracak, belki de çocuk gerçekten bizi anlayabilecek bilişsel düzeyde henüz olmayabilir. Bunu bu kadar tekrar etmek yerine doğru ipucu kullanarak o davranışı oluşturmak ve sonrasında ödüllendirmek de bu davranışın kalıcılığını sağlayacaktır. Bunu da çok iyi ayırt etmek lazım herhalde, Evet, değil mi? doğru. Yani doğru orada, çünkü aile yapmadığı için hani birçok kez söylerse yapacakmış gibi düşünüyor çocuk. Ama dediğiniz gibi hazır olmayabilir. Bunu bir kere söyleyip yardımla baktığında daha iyi pekiştirebilirsiniz ilk başlarda. Bu ayrı başlı başına bir öğretim. Dikkatini yöneltemiyor. Bu da çok ciddi bir sorun tabii. Dikkatini yöneltmediği şeylerde öğrenme gerçekleşmeyecektir. Yine burada sevdiği şeylere dikkatini verdiği noktayı bulup bir yapbozsa, iki parçalık yapbozsa onun süresini arttırıp dikkatini yönlendiği şeyleri arttırıp fırsatlar yaratıp orada da pekiştirirsek diğer davranışları da bunu genelleyebileceğini ümit ediyoruz ve onunla ilgili uygulamalar yapabiliriz sonrasında. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Son sorumuz. Sınıf içinde sürekli yanındaki arkadaşının özellikle olumsuz davranışlarını taklit eden ve yapan çocuk için ne önerirsiniz? Taklit etmediğinde olumlu davranışı pekiştirme ve kural panosu yapıp onu da etkilemediği gibi alternatiflerle çözüm bulunamadığı durumlarda ne önerirsiniz? Aslında Anladım. çözümü söylemişler. Evet. Ama olmamış bence. Yani başarısız olmuş galiba bu durum. Ya Yanındaki da doğru arkadaş. uygulandı mı? Evet, tabii o da var. Ona da bakmak gerekiyor. Ya da doğru motivasyon sağlandı mı orada çocuğun istediği. Şimdi yanındaki arkadaşı, yani bu davranış olumsuz bir davranış sürüyorsa orada bir pekiştireç var. Yani ya akranının ilgisini almak, ya öğretmeni orada bir uyarıyorsa o uyarıyı almak. Yani o yüzden görmezden gelme kullandığını bu eğitimci arkadaş sordu diye düşünüyorum. Görmezden gelme denilebilir ve yaptığı gibi, yani belki olumlu davranışları pekiştiriyor ama görmezden gelme uygulamıyor. Yani yaptığı şekilde uyarıyor, o çocuk o pekiştirici alıyor uyarıyı ama bir yandan yapmadığında pekiştiriyor, işe yaramıyor. Yani görmezden gelmeyi uygun davranışı pekiştirme ile birlikte kullanmalarını öneririm. Yani ama biraz tabii bunu dayanmak lazım. Sınıf ortamında birbirini taklit ediyor, bir düzen bozuluyorsa bu bir sıkıntı. Görmezden gelebildiği noktaya kadar bir süre görmezden gelmek işe yarayabilir bu gibi durumlarda. Çünkü büyük ihtimal ilgi talep etme olabilir. Çocuğu tanımıyoruz ama tahminen. Aslında önemli bir detaya değindiniz. Görmezden gelme çoğunlukla gerçekten tamamen görmezden gelme ve çocuğu ignore etme üzerine ama orada unutulan bir şey var. Pekiştirme yapmazsanız da Evet. görmezden gelmenin bir anlamı yok. Evet. Ya da Yani görmez, evet, o çok önemli. Bir de ek olarak görmezden gelmeyi bir sefer yapıyorsak, ikinci sefer yapmıyorsak hiçbir şey yok. Yani bir süre onu dayanıp o davranış artsa da, çünkü artacak yani sönmeden önce, literatür bu şekilde söylüyor. Ama birlikte kullanmak işe yarayabilir. Ya da ya pekiştirici değiştireceğiz burada, yani ciddi bir şey. Ya da hiç olmuyor. Her şeyi denedik. Belki tepkinin bedeli uygulayacağız en son. Ama en son, yani işte teneffüse geç çıkacak mesela gibi. yani Ama evet en azından. en son şey yapabiliriz. Yani önce pekiştirmeye odaklı bu olmuş eğitimci düşünmüş. O çok güzel. Görmezden gelme denenebilir. Ya da pekiştiricinin etkililiğine bakılabilir. Farklı bir süreç. Peki. Hayal Hanım çok çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Çok verimli bir Ben webinar oldu. teşekkür ederim. Değerlendirme sonuçları da onu gösteriyor. Anketi görüntülüyorum şu anda. Güzel, çok sevindim. Bugün gerçekleştirdiğimiz webinarda Özel Son Vakfı Özel Eğitim Okulu Eğitim Direktörü Hayal Korkmaz'la problem davranışlarla başa çıkma vakıf örnekleri konusunu ele aldık. Yarın Eğitimde Engelli Hakları Projesi webinarıyla, etkinlik önerileri webinarıyla sizlerle birlikte olacağız. Yine saat 6'da. Hepinizi bekliyoruz diyorum. Webinarlarımızı daha sonra izlemek üzere YouTube kanalımıza yüklüyoruz. YouTube'dan takip edebilirsiniz videolarını. Dinlemek üzere de Spotify hesaplarımızı eğer takip ederseniz Spotify'dan da dinliyor olabilirsiniz. Diyerek herkese iyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın. İyi akşamlar.